Çayımı aldım, karşınıza geçtim ve keyifli bir sohbet tadında bir varsayım sorularınızı cevaplayacağım. Şöyle varsayım, benim hakkımdaki varsayımlarınızı yazmanızı istedim sizden. Daha 24 saat olmalı, hatta kaç saat olmuş? 16 saat olmuş. 16 saatte 66 tane yorum gelmiş arkadaşlar. Şöyle yapacağım, birbirine çok benzeyenlere cevaplamayacağım. Çünkü yani birebir aynıları var. Ve çok teşekkür ederim, çok tatlı şeyler yazmışsınız ve beni bu kadar tanımanız beni şaşırttı. Çayımdan bir yudum alıp hemen uzatmadan başlıyorum çünkü uzun sürmesini de istemiyorum, sizi de sıkmak istemiyorum. Sena Çarşılı demiş ki, bu arada isimlerinizi okuyarak devam edeceğim. Sena Çarşılı, bence sen hiç kin tutmayan, herkes affeden naif bir isim. Mügüş, Mügüş'ü büyük yazmış. Şöyle, evet, kin tutamıyorum. Tutamıyorum yani maalesef ki. Ama affetmediğim insanlar da vardır tabii ki. Herkes de affeden birisi değilim. Yanlış. Şura Çelik, bence sen yemeğini paylaşmaktan hoşlanmıyorsun. Şöyle, bu hiç düşünmedim ya, öyle bir şey olma. Evet, böyle hani şey olur ya, birisine ikram ederken aslında ikram edersiniz ama almasını pek istemezsiniz falan. Evet, çok sevdiğim şeyleri galiba paylaşmayı sevmiyorum. Yani Patat, bence sen çok cana yakınsın ve çok seviliyorsun. Çok doğru. Çok cana yakın bir insanım ve gerçekten de çok sevilen bir insanım. Esma demiş ki, aşırı pozitif ve çiçek gibi bir kalbe sahipsin ve çok tatlı bir annesin. Çok teşekkür ederim. Böyle bir sürü mesaj gelmiş. Çok teşekkür ederim hepinize. Gerçekten siz çok çok daha tatlısınız. Denet ya, çok güzel bir annesin. Annenin en güzel örneğisin. Çok teşekkür ederim. Çok çok ince düşünceli bir insansın. Bu arada ismini okumadım. Şeyma Akpolat, çok çok ince düşünceli bir insansın. Evet, biraz böyle detaya takılan bir insanım ve ince düşünüyorum, doğru. Rıdıshan Zengin, bence sen çok duygusalsın. Hem yanlış hem doğru. Şöyle, çok değil ama duygusal bir insanım. Türkan soyadını okuyamıyorum. Bence sen en çok Milay'ı seviyorsun. Kesinlikle doğru. Saliha Tay, tatlış, heyecanlı, sevimli, sürekli başkalarını da düşünen, güzel, öğretmeyi seven bir annesin ve ailene bayağı bağlısın. Hep böyle olmaya devam edersin inşallah. Çok doğru. Kelimesi kelimesine katılıyorum. Meryem Doğan, bence sen hemen değil ama birkaç sene içinde tekrar anne olmak istersin. Dedim, bir çayımla ayrılmak istiyorum. Doğru, hemen değil ama birkaç sene sonra olmak isteyebilirim herhalde. Şu anda bile çok küçük arkadaşlar. Buna değinmek istiyorum ve gerçekten çocuk bakmak anne olmadan önce bu kadar zor olabileceğini düşünmüyordum. Sena Çarşılı, bence sen kızın büyüyünce eve bir köpek almak istiyorsun. Hayır, hiç düşünmedim. İster miyim köpek beslemek? Evet, isterdim ama böyle bahçeli bir evim olsa çok isterdim. Evde değil de bahçede beslemek isterdim. Zehra Yıldırım, bence sen iyi bir eş ve harika bir annesin. Teşekkür ederim. Halime Alakuş, bence sen çok iyi birisin ve çok güzel bir annesin. Seni izlemeye bayılıyorum. Bebeğim Mila'dan bir ay küçük olduğu için ay ay videoların çok işime yarıyor. Teşekkürler. Aa, çok sevindim. Böyle çok tatlısın. Sen de çok tatlısın Halimeciğim. Sena Çarşılı. Sena Çarşılı, çok birkaç tane yorumun var. Bence sen gözü hiç yükseklerde olmayan bir evim, eşim kızım olsun yeter kafasındasın. Doğru. Esin Hallemoğlu, bence sen çok iyi kalpli, ailesine düşkün, pozitif, enerjik ve çok sempatik. Ayrıca da çok becerikli, kendine güvenen, dürüst, dost canlısı, çok yardımsever ve mükemmel bir anne ve eşsin, evlatsın. Çok takdir ettiğim, keşke herkes Müge gibi iyi kalpli olsa dediğim ender rastlanan insanlardansın ve iyi varsın. Çok teşekkür ederim. Şam ve Aytunç, bebeğine karışan çok kişi oluyor ve direkt söyleyemediklerini sosyal medya yoluyla anlatmaya çalışıyorsun. Evet, bazılarına çata çat söylüyorum hiç çekinmeden ama bazı insanlar böyle hani alınır mı kırılır mı diye söyleyemediğim şeyler oluyor. Ya dolaylı bir şekilde anlatmaya çalışıyorum ya da sosyal medyadan, ama herkesin sosyal medyası yok arkadaşlar genelde. Bir de böyle karışan insanlar biraz yaşlı insanlar olduğundan daha çok yani karışan insanlar. Ama çok karışan yok. O yanlış. Çok karışan yok ama evet, bazen sosyal medya aracılığıyla iletmeye çalışıyorum. Meryem Doğan, bence sen ailen ve sevdiklerine çok bağlısın. Doğru. Mel, bence sen kitap okumayı çok seviyorsun. Doğru. Meryem Doğan, bence sen bir şeyler yemeyi çok seviyorsun. Evet, böyle gerçekten seviyorum. Aynen. Ama bu aralar, daha doğrusu bile doğduktan sonra yemek yemeyi unutuyorum. Yani çoğu zaman yemek yemeyi unutuyorum gerçekten. TDFB, naif bir kadın olduğun kadar birazcık da cadalossun. Cadaloz.
seviyorum seni bir gücüm. Teşekkür ederim. Ben de sizleri çok seviyorum. Cadaloz şöyle, yerine göre evet biraz cazgırlık yaptığım noktalar oluyor. Hatta böyle çok yakın olduğum birisi var, Kader ablam. Çoğu kişi buradan biliyor olsunuz yani. Çoğu kişi biliyor artık onu. Bir yazın hamileyken başımıza bir olay geldi dışarıda ve gerçekten içimden böyle bir çirkef mi diyeyim, cadaloz mu diyeyim, senin deyiminden öyle bir insan çıktı ve Kader ablam beni doğduğumdan beri, yani elinde büyümüşüm ben onun, doğduğumdan beri tanır ve ilk defa o halimle karşılaştı. Evet, yerine göre gerçekten cadaloz mu? Cadaloz olabiliyorum, doğru. Meral Ert'ten, seni ve Mila'yı çok seviyorum. Çok teşekkür ederiz. Biz de sizleri seviyoruz. Asker eşi, bence sen uzatmış. Çok güzel videolar çekiyorsun. Geriden gelen hamişler de o videolara bakıyor, bilgileniyor ben gibi. Mesela en son hastane çantasındaki gereksizleri öğrendim. Çok iyi oldu. İzlediğim tüm videoları tekrar izlemek milyon kere kalp ben. Çok teşekkür ederim öncelikle. Böyle mesajlar çok alıyorum ve çok mutlu oluyorum gerçekten. Hani zaten ben burada videoları sizlere fikir olsun, sizlere yardımcı olabilmek adına çekiyorum birçok videoyu. Ve böyle güzel dönüşler alınca da çok mutlu oluyorum. Ebru P, bence sen ikinci çocuğun erkek olsun istiyorsun. Hayır, böyle bir isteğim yok. Maras Raz, çok ilgili bir annesin. Evet. Feyza Güler, bence sen kendinden çok sevdiklerin için yaşayan melek kalpli bir YouTuber'sın. Çok teşekkür ederim. Tabii ki kendimi düşünüyorum ama Mila doğduktan sonra özellikle önceliğim Mila. Herkes biliyordur herhalde. Mila önceliğim ve tabii ki sonra da eşim ve sevdiklerim geliyor. Eşim, annem, baba. Bence sen bizi çok ama çok seviyorsun. Evet, sizleri çok seviyorum. Eda Çalış 33 söylemiş bunda. Interstar, bence sen hayatında olan değişimlere hemen ayak uydurabilen, geçmişte veya gelecekte yaşamayan, şimdiki zamanı düşünen birisin. Evet, hemen ayak uyduran biriyim. Hatta bu kalemundur bir lakabımda. Fatma Kavak, bence sen hala kendini büyümüş hissetmiyorsun. İçindeki çocuk, o heyecan, enerjin çok güzel. Evet, doğru. Hilal Sakin, bence sen her zaman ilk adım atan tarafsın. Küsük almayı sevmiyorsun çünkü pamuk gibi bir kalbin var. Şuna katılmıyorum. İlk adım atan taraf değilim. Asla ilk adımı atmam. Maalesef böyle bir huyum var ama küsük almayı asla da sevmiyorum. O çok doğru. Nazlıcan Arslan, bence sen inanılmaz titizsin. Hayır, inanılmaz titiz değilim ama temizim yani. Hani temizi severim ama öyle takıntım yoktur titizlik konusunda. Aram Bengü, bence sen çok sabırlı birisin. Hayır demek istiyorum buna. Yani sabırlıyım ama çok değil. Böyle para. Böyle para. Kendi biliyordur. Müge'cim, ben de seni ve aileni çok seviyorum. Tüm vloglarını izliyorum. Ardı gelsin bence. Azerbaycan'dan hayran izleyicinin. Oo, Azerbaycan'dan öpücükler. Sevgiler, çok tatlı insanlar izliyor ya beni Azerbaycan'dan. Hepsi çok tatlı. Milacımı çok 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 öp benim için demiş. Şimdi uyuyor, uyandığında hemen öpeceğim senin için. Melisa Melek Tardo. Bence sen gördüğüm en tatlı annesin maşallah. Teşekkür ederim. Yeliz Sayım, ben seni çok seviyorum. Çok teşekkür ederim. Ben de sizleri çok seviyorum ve ayrı ayrı hepinize çok değer veriyorum. Senay Şahin, bence sen çok duygusalsın. Az önce çok değil, biraz. Gamze Çınar, bence sen mutlu olmayı hak eden birisin. İnşallah hep de böyle mutlu olursun. Amin. İnşallah hepimiz çok mutlu olalım. Hepimiz çok hak ediyoruz bence mutlu olmayı. Nesli, bence sen Mila'yı kimseyle paylaşamıyorsun. Annene veya kayınvalidene bile güvenip bırakamıyorsun. Onlarla bile paylaşamıyorsun. Evet, ben Mila'yı gerçekten hiç paylaşamıyorum arkadaşlar. Böyle çünkü şu var, yani Mila'ya çok ilgiliyim. Bundan çok mutluyum böyle ilgili bir anne olduğum için. Yani bebek, mesela bebek sahibi olmadan önce belki de bu kadar ilgili olabileceğimi düşünmüyordum. Ama gerçekten çok ilgiliyim ve hani Mila'ya benim kadar kimse, benim kadar ilgili bir şekilde kim olursa, babası da dahildir buna. Kimse benim kadar ilgili davranamaz. Ben onun dilinden anlıyorum. Kimse onun dilinden anlayamaz. O yüzden de kimseye bırakmak istemiyorum. Umarım böyle bırakacağım zamanlar olmaz. Yani çünkü hep ben bakmak istiyorum Mila'ya. Evet, yani güvenmekten ziyade hani tabii ki çok iyi bakar babaannesi de anneannesi de ama şeyim böyle biraz, evet. Evet, bırakamam. Çok uzattım. Eda Çalış 33 yine sormuş. Bence sen biri sana kötülük yaptığı zaman sen hemen affedersin, çok duygusalsın ve merhametlisin, hemen unutursun kötülüğü. Evet, bazı zaman zaman kötülüğe bağlı açıkçası. Bazı kötülükleri unutup affedebiliyorum. Bu çok örnek, arkadaşlarımla kavga edip affettiğim arkadaşlarım, bana kötülük yapan arkadaşlarımın şu anda görüştüklerinde vardır aralarında. Seyfi Rabia Erenkul, bence sen sinirlendiğin zaman fazla sinirli kalamıyorsun. Kalıyorum. Yanlış.
sinirlendiğim şeye bağlı aslında kalıyorum. Ömer Demir, bence sen ailene değer verensin. Sude Naz Kalaycıoğlu, bence sen ailene düşkün ve kızım büyüyünce onu da YouTuber ona da YouTube açmasını istedin. Anlamadım, da bir daha okuyacağım. Sude Naz Kalaycıoğlu, bence sen ailene düşkün ve kızım büyüyünce onun da YouTube açmasını istiyorsa, tabii kendi isterse. Ha, YouTube açmasını istiyorsun demek istemişsin sanırım Sude'ciğim. Evet, kendi isterse karşı çıkmam, açabilir. Meryem Doğan, bence sen birisine kim beslemezsin? Evet, kim besleyemiyorum. Aslında bu huyumu çok sevmiyorum ve bazı insanları kim beslemek isterdim. Ah sen Kani, ne olursa olsun jelibonlarımdan ve Mickey Mouse'umdan vazgeçmezsin. Beni nasıl da çok tanıyan birisin sen. Kimsin? Ah sen, gerçekten çok doğru. Bunu çok yakınlarım bilir aslında. Nehir Ece Sönmez, çok pozitifsin, çok tatlısın ve harika bir annesin. Teşekkür ederim. Böyle sizin gözü, ya böyle olduğumu düşünüyorum ve bunun size yansıması beni çok mutlu ediyor gerçekten. Nuran Atahan, videoda anlattıklarını komşularıma aktardım, tek YouTuber'sın. Ay çok teşekkür ederim. Çok tatlısın sen de. Seda Şahin, bence sen saç başa kimseyle kavga etmemişsindir ve Milla ve seni çok seviyorum. Çok teşekkür ederim. Biz de seni seviyoruz. Saça baş başa kavga ettim. Ve dayak yedim. 4. sınıfta falan da, uf, hatırlamak istemiyorum. Danır Semsek, çok iyi bir insansın Müge. Çok teşekkür ederim. Çok uzuyor. Bu video çok uzuyor yine. Hüsnü Tunç, bence kızınıza mama vermek çok kötü bir şeymiş gibi düşünüyorsun. Hayır. Öyle düşünmüyorum ama şey taraftarıyım, yani anne sütü verebilecekken vermeyen annelere çok kızıyorum. Yani eğer ki sütünüz olduğu halde vermeyen, mamaya direkt veren annelere kızıyorum ama mamaya karşı değilim. Fatma Yıldırım, bence sen ve eşin kızınla her yerde yaşayabilirsin. Reyhan Kaya, bence sen çok ilgili bilgili bir annesin. Evet. Bu arada arkadaşlar, çok böyle birbirine benzeyenlere atlayacağım çünkü çok uzuyor. Fatma Yıldırım, bence sen kendi kendine vakit geçirmekten çok hoşlanan birisin. Evet, genç kızlığımda bunu çok seviyordum. Böyle odama kapanıp özellikle akşam saatlerinde kitabımı alıp içeceğimi alıp ve abur cuburlarımla tek başıma vakit geçirmeye bayılırdım. Şimdi yapamıyorum, kendime vakit ayıramıyorum. Beyza Ozage, bence sen soğukkanlısın, panik değilsin. Yanlış, paniğim. Yani özellikle Mila doğduktan sonra gerçekten panik bir insanım. Tuğba Tan, seni çok seviyorum Müge. Çok teşekkür ederim. Ben de sizleri seviyorum. Birkan Alpak, bence mükemmeliyetçisin. Bu yüzden küçük şeylere kafanı çok takan birisin. Mükemmeliyetçi değilim ama küçük şeylere kafamı taktığım oluyor. Bu kişiden kişiye de değişiyor aslında. Tahide Demirkol, bence sen her şeyden çok aileni seviyorsun. Hilal Mausu, bence sen ne kadar güzel olduğunun farkında bile değilsin. Böyle emoji koymak istiyorum buraya. Böyle gözlerini kapatan maymuncuk oldum. Çok teşekkür ederim. Bilmiyorum, hani böyle egoya girmesin ama kendimin farkında olduğumu düşünüyorum ve kendime iyi davranmayı, kendime iyi gelecek şeyler yapmayı seviyorum ve kendimi de seven bir insanım. Ama böyle ego gibi olmasın asla. Egoist bir insan değilim çünkü. Serap Güngör, bence sen ilk anne olacağını öğrendiğinde endişelenen ama Mila'ya kavuştuktan sonra da daha iyi bir anne nasıl olur, kızıma daha nasıl verimli ve güzel bir hayat öğretebilirim diye düşünüp duran birisin. Evet. İlk de böyle bir tedirgin olmuştu. Evet, hazır mıyım anne olmaya, anne olabilir miyim vesaire. Ama şu anda çok güzel anne olmak, mükemmel. Dilan Hon, bence sen kimseyi kırmaz, üzmezsin. Evet, böyle bilinçli bir şekilde üzmek istemem tabii ki kimseyi. Ama eğer ki karşı taraf beni üzüyorsa çok fena üzerim. Çok kötü, can yakarım. Gerçekten böyle bazı arkadaşlarım der ki Allah kimseyi senin düşmanın etmesin. Çünkü özellikle böyle kendi canımı yakan biri varsa ve sevdiğimin canını yakacak birisi varsa, uf diyorum ya, şey düşünüyorum bazen, böyle Rıza falan da diyor, Mila mesela okula gidecek, kavga edecek, biri onu vuracak falan. Uf, çocuğum. Ya tabii o da bir çocuk ama korkuyorum, zarar veririm diyor o karşı tarafa. Çok böyle bambaşka bir insan oluyorum sevdiklerime, zarar vermeye çalışan insanlara karşı. Damla Baykuş, bence sen çocuk ruhu çok heyecanlı. Ailenle gezip vakit geçirmeyi, eğlenmeyi, dışarıda aktivite yapmayı çok seviyorsun. Ayrıca eminim kin, inat sıfır senle. Evet, çok seviyorum dışarıda vakit geçirmeyi, ailemle vakit geçirmeyi. Kin de tutamıyorum ama inatçı biriyim.
Lale, çok güzel ve iyi bendesin. Böyle çok benzer, çok teşekkür ederim. Böyle çok benzer sorular var işte, çok güzel esin, çok güzel bir annesin diye. Onlara böyle topluca çok teşekkür etmek istiyorum ve şimdi daha çok böyle sorulmayan sorulara geçmek istiyorum. Aksu Aksu, bende sen inançları güçlü birisin. Doğru. Dilan Hom, çok iyi bir ev kadınısın. Çok iyi, böyle şey, iddialı olur biraz ama iyi olduğumu düşünüyorum. Bu kadardı benim hakkımdaki varsayımlarınız. Çoğu doğru. Neredeyse hepsi doğru aslında. Teşekkür ederim. Beni gerçekten çok iyi tanımışsınız burada. En azından ben böyle kendimi çok iyi tanıtmışım sizlere. Yani olduğum gibi olduğum için zaten. Normalde de nasılsam burada da öyle olduğum için zaten. Bir şüphem yoktu. Bu kadardı. Belki böyle biraz daha süre geçtikten sonra yine yaparız böyle bir şey. Ya da karşılıklı sohbetli bir video yaparız. Aslında canlı yayın çok yapmak istiyorum sizlere ama gerçekten planım bir anı tutmuyor arkadaşlar. Mesela bu videoyu hemen çekip şimdi kameradan bakacağım hala uyuyor mu diye. Bazen uyuyor, bazen hemen uyanıyor vesaire, belli de olmuyor. O yüzden böyle canlı yayın ne kadar sürer, nasıl olur bilmiyorum ama çok yapmak istiyorum gerçekten. Sizler de istiyorsunuz. Umarım olabildiğince kısa bir sürede onu da yaparız birlikte, böyle sohbet ederiz birlikte sizlerle. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere ve eklemek istiyorum. Benden istediğiniz ne gibi videolar var? Hakkımdaki varsayımlarınızı bayağıdır istiyordunuz. Şimdi vakit bulup çekebildim. Başka nasıl videolar istiyorsanız benden yorumlara bırakabilirsiniz. Elimden geldiğince istediğiniz videoları çekmeye çalışıyorum. Sizleri seviyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.